benim babam. Merhaba, benim adım Emel. E? Evet. E? Bizim aldığım evi. Buraya bak, bu. Kalem. Şu? Kalem. Direkt devlet okuluna gidip oradan gelen öğrencilerimiz çok fazla. Ve orada çok sıkıntı yaşıyorlar derslere anlamama konusunda, derslere eğitim ve öğretimi hani anlamama konusunda problem yaşıyorlar. Okula uyum sağlayamıyorlar. Büyük bir problem ve bunu burada da görebiliyoruz hani okula uyum sağlayamadıklarını. Burası onların okula alışma, Türkçe'ye alışma, Türkçe duyma, Türkçe konuşmaları açısından da çok uygun bir ortam. Burada hani buna da aynı zamanda hazırlanıyorlar. Amacımız her şeyden önce çocukları öncelikle Türkçe ile tanıştırmak. Çoğu çocuğumuz ilk amacımız o. Daha sonra da ilk öğretime hazırlık. Aslında Türk Devlet Okulları'nda okuduğumuz müfredatı çok yakın bir müfredat uyguluyoruz. Belki biraz daha Türkçe dil etkinlikleri ağırlıklı bir programımız var. Ama bunun yanında öğrencilerimiz matematik etkinliği, Türkçe dil etkinliği, fen ve doğa etkinlikleri, bütün bu etkinliklerle çocuklarımızı buluşturuyoruz. Bu süreç içerisinde çocukların değişikliklerini biz gözlemliyoruz süreç içerisinde. Daha hazır halde ilk öğretime başlıyor çocuklarımız. Şimdi her şeyden önce burada çocuklar dille yakınlaşıyorlar, Türkçe ile yakınlaşıyorlar. Bu eğitimde çok önemli. Eğer çocuklar bir ön hazırlık olmaksızın elbette gidebiliyorlar, gidiyorlar ama süreç onlar için belki de travmatik olabilir. İlk öğretim süreci, okula başlama süreci. Biz bunu en aza indirgemeye çalışıyoruz burada arkadaşlarım ve ben. Suriye okulunda 3. sınıfa okudum. Burada da 4. sınıfa okudum, 5. sınıfa okudum, 6. sınıfa geçtim. Ben okulumu çok seviyorum ve ders çalışmak çok iyi bir şey. Bunun için ben her zaman da yüksek puanlar alabilirim çalıştığım zamanlarda. Türk okuluma gidiyorum. Okullar çok güzel ve benim arkadaşlarım çok iyi beni davranıyorlar. Bazen onlarıyla kızıyorum yani. Bazen onları da bana kızıyorlar. Ana jit Türkiye 2014. Arkadaşlarımı ve ders çalışmayı çok seviyorum. Çok çalışıp yüksek puanlar alarak başarılı olmak istiyorum. Etallem rusumat ve alab ma rifati ve etarraf. Tamam. Ana bitmennem devlet Türkiye. Ana ma andi kimlek. 2013 yılında Türkiye'ye geldik ve burada 2 yıl yaşadıktan sonra tekrar Suriye'ye döndük. Geçici kimliklerimizi ülkemize dönerken Türk yetkililere teslim ettik. Bulunduğumuz bölgede çatışmalar artınca tekrar Türkiye'ye kaçak yollardan gelmek zorunda kaldık. Ve artık kimliğimiz yok. Bu yüzden çocuklarımı okula kayıt ettirememekten korkuyorum. Biz zaten Türkiye'ye eğitim için geldik. Çocuklarımın ileride sıkıntı çekmemeleri için okula gitmelerini çok istiyorum.